Merhaba sevgili Doğuş TV izleyicileri. Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, edebiyat anlatmak için yaşamaktır der. Şimdi herkesin bildiği ve konuşabildiği dil, şair ve yazarın kaleminde nasıl sanata dönüşür? Sözü edebi kılan sır, onun içeriğinde mi, şeklinde mi, dilinde midir? Evet, tüm bunların cevabı mahir dillerden, güçlü kalemlerden döküldüğünde yazarın bakış açısına göre farklılık gösterebilir. Ama bu farklılıklar eğer o edebi şahsiyetleri kalıcı yapabiliyorsa başarı burada kendini gösterir. Efendim, edebi eserler insanları mutlaka bir yere götürür. Ama gidenlerin çoğu bunun farkında değildir. Birlikte çıktığımız Edebiyat Durağı programında bu özel programda, yani 25. program olması da dolayısıyla bu özel programda sizler için seçtiklerimden, seçtiğim o hepimizin çok sevdiği, bildiği, mutlaka da bilmemiz gereken şiirlerden, unutulmamış, bilhassa klasik olmuş edebi şahsiyetlerden bahsedeceğiz. Bundan dolayı da geniş bir edebiyata sahibiz. Eski dönemlerde, yani çok önceleri, İslamiyet öncesinde sözlü edebiyat vardı. Ünlü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez, edebiyat anlatmak için yaşamaktır der. Herkesin bildiği ve konuşabildiği dil, şair ve yazarın kaleminde nasıl sanata dönüşür? Sözü edebi kılan sır, onun içeriğinde mi, şeklinde mi, yoksa dilinde midir? İşte tüm bunların cevabı mahir dillerde, güçlü kalemlerde farklılık gösterebilir. Yalnız bu farklılık kimilerini öylesine kalıcı yapar ki onların yazdıklarını, söylediklerini unutamazsınız. Neticede edebi eserler herkesi bir yerlere götürür. Giden bunun farkında değildir. Biz 25 programdır sizlerle bir edebiyat yolculuğuna çıktık. Bu yolculukta edebiyatın güzelliklerinden, insan ruhuna üflediği huzurdan, önemli şahsiyetlerden ve o unutulmaz şiirlerden, yazılardan söz ettik. Evet, bugün özel bir program. Bu programa başlayalı, bu programa başladıktan sonraki bu 25. program. Buna bronz mu diyorlar? Öyle diyelim o zaman, bronz program diyelim. Türk edebiyat tarihinin önemli noktalarında aktif olarak rol almıştır. Yani Türk edebiyatı tarihimizde önemli noktalarda aktif olarak rol almış. Bundan dolayı da geniş bir edebiyata sahip olmayı başarmıştır Türk edebiyatı. Eski dönemlerde, çok önceleri, İslamiyet öncesi sözlü edebiyat vardı. Söylence geleneği daha yazılı hale gelmeden önce destanlar yazılıyordu. Ve ezgili şiirler söyleniyordu. İslam uygarlık çerçevesinde gelişen geniş geçiş döneminde, işte 13. yüzyılda et kemiğe büründü, Yunus diye göründü. Türk edebiyatının en eskilerinden 13. yüzyılda yaşamış Yunus Emre bizim en eski halk ve hak şairidir. Onun divan şiirleri ve mesnevisi şu anda bugün bile okunduğunda gayet anlaşılır şekildedir. Zaten o
Türkçe şiirlerin öncüsüdür. Türkçe olan şiirlerin öncüsüdür. Onun hikmetli sözleri ve şiirleriyle manevi feyze vesile olacak şiirleri bize bıraktı. Edebiyatımıza bizlere bıraktı. O edebiyatın tanımını en baştan ta o zamanlardan şu şekilde yaptı. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, meğer ilim hiç imiş, ille edep, ille edep. 13. yüzyıl halk şairi Yunus Emre, hikmetli sözleri ve şiirleriyle manevi feyze vesile olacak cinsten eserler bırakmıştır edebiyatımıza. Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme, bir gönlü yakıp yapamazsan yıkıp viran eyleme diye bize güzel ahlakı öğütler. Türk edebiyatında hani diyoruz ya edebiyat edepten geliyor. Edebi kendilerine zemin kılanlar bu mecrada kalıcı olanlardır. Anadolu'nun yetiştirdiği en ünlü halk ozanı kim desem muhtemelen hepimizin cevabı Aşık Veysel olacaktır. Aşık Veysel bugüne kadar tek kitap okumamış, okula gitmemiş, dünya gözüyle göremediklerini gönül gözüyle görmüş bir halk ozanı. O bir filozof. Onu tanıyınca, onun yaşadıklarını bilince insan, inanın insan olmaktan utanıyor. Veysel'i tanıdım, insan olduğuma utandım demiş edebi şahsiyetlerden biri. O benim sadık dostum kara topraktır demiş ve ünü sınırlarımızı aşmış. John Santrini cover'ı ile bütün dünyada tanınmış. Evet, Aşık Veysel'in Kara Toprak şiiriyle o bizim en eskilerden başlayıp artık bir şiir yolculuğuna girelim. Baştan beri program biraz ağır aksak akıyor. Şimdi artık inşallah güzel bir şekilde devam edeceğiz. Aşık Veysel'in Kara Toprağı. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Nice güzellere bakındım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne fayda buldum. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi. Benim sadık yârim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi. Bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yârim kara topraktır. Karnın yardım kazma inen belinen, yüzün yırttım tırnağım ilen elinen, yine beni karşıladı gül ilen, benim sadık yârim kara topraktır. Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım, benim sadık yârim kara topraktır. Dileğin var ise Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan, benim sadık yârim kara topraktır.
Hakikat ararsan açık bir nokta, Allah kula yakın, kul da Allah'a. Hakkın hazinesi gizli toprakta, benim sadık yârim kara topraktır. Efendim, Aşık Veysel, Yunus Emre'den başladık. Aşık Veysel ve devam ettik. Şimdi edebiyat bir milletin şanı, şerefi, onuru, yüceliğidir. Burada Yahya Kemal Bayatlı'dan bahsetmek istiyorum. Neden bu sözlerle işe girdim? Çünkü Yahya Kemal her şeyden önce bir milli şairdir. Ve kendisi Cumhuriyet döneminin, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcisidir. O, Türk milletinin Türkiye topraklarında yarattığı Türk kanıyla İslam imanının birleşmesinden doğan büyük millet ve medeniyetin yüceliğini ve güzelliğini anlattığı şiirleriyle halkın milli hislerini coşturur. Der ki, şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın, galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın. Kendisi milli bir şair ama o sadece milli duygular, vatan üzerine şiirler yazmamış. Aşk üzerine, ölüm üzerine ve onun biraz da kendi özelliği olarak masalsı şiirleri var. Yahya Kemal Beyatlı'nın. Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın. Bir alemi hayale dalan, ab uyanmasın der. Aydan da, güneşten de, semadan da güzeldin. Vallahi o gün sen iki mehtaba bedeldin. Dolunay, ayın 14. gününe rast gelen zamanındaki halidir. Ve bir güzellik tarif edilmek istendiğinde ayın 14'ü gibi denilir. Yahya Kemal'in Nazar adlı şiirinde Leyla'ya ay bile haset etmiş. Leyla o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki ay ona nazar etmiş, haset etmiş. Çünkü Leyla aydan da, güneşten de, semadan da güzelmiş. Gece Leyla'yı ayın 14'ü koyda tenhada yıkanırken gördü. Kız vücudun ne güzel böyle açık, kız yakından göreyim, sahile çık. Baktı etrafına ürkek ürkek, dedi ki tenhada bu ses ne olsa gerek. Kız vücudun sarı güller gibi ter, kız çık sudan, kendini üryan göster. Aranırken ayın ölgün sesini, soğuk ay öptü beyaz ensesini. Sardı her uzvunu ince bir sızı, bir öpüş gül gibi soldurdu kızı. Soldu, günden güne sessiz soldu, dediler hep kıza bir hal oldu. Ta içtendi gelen hıçkırığı, kalbinin vardı derin bir kırığı. Sustu sinde simasına akşam hüznü, böyle yastıkta görenler yüzünü, avuturlarken uzun sözlerle, o susup baktı derin gözlerle. Sinde simasına akşam hüznü, böyle yastıkta görenler yüzünü, avuturlarken uzun sözlerle, o susup baktı derin gözlerle. Evi rüzgar gibi bir sır gezdi, herkes endişeli bir hal sezdi. Bir sabah söyledi son sözlerini, yumdu dünyaya ela gözlerini. Koptu evden acı bir vaveyla, odalar inledi Leyla, Leyla. Geldi köy kızları el bağladılar.
Diz çöküp ağladılar, ağladılar. Nice günler bu şehametli ölüm oldu pek çok kimseye gizli bir düğüm. Nice günler bakarak dalgalara dediler uğradı Leyla nazara. İşte bizim böyle büyük şairlerimiz var. Bizim böyle geniş bir gurur duyacağımız bir edebiyatımız var. Bizim soylu asil bir geçmişimiz var. Hepsi birbirinden beslenerek güzelliklere yol açıyor. Ne hasta bekler sabahı, ne genç ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehminde gölgeni, gelme artık neye yarar? Efendim bu da Baki'den sonraki ikinci Sultan-ı Şuara, yani şairlerin sultanı Necip Fazıl Kısaküre'ye aittir. O da bir dava adamıdır, şairdir, yazardır ve İslami ideologtur. İslamiyet'in tanınması, yayılması ve özellikle genç nesillere öğütlerle İslamiyet'i benimsemesine yol açacak şiirleri vardır. Gerçi Necip Fazıl Kısakürek hayatını ikiye ayırmıştır. Daha önceleri onun daha farklı şiirleri varken daha sonra daha çok tasavvufi alanda eserler dile getirmiştir, yazmıştır. Necip Fazıl'la Necip Fazıl Kısakürek'le Nazım Hikmet okuldan arkadaşları. Az önce sözünü ettiğim büyük şair Yahya Kemal Beyatlı da onların hocaları. Yahya Kemal, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet üçünün de farklı olmasına rağmen üçü de kendine özgü edebi anlayışla Türk edebiyatında unutulmaz bir şekilde yerlerini almışlar. Şimdi Nazım Hikmet biliyorsunuz yaşamının çoğu onun hapislerde geçmiş. Nazım Hikmet'in ve o Moskova'ya bir ara kaçıp geldikten sonra Türkiye'ye döndükten sonra hiç gereği olmadığı halde askere alınma kararı çıkınca öldürüleceğinden korkarak Refik Erduran'ın yardımıyla Türkiye'den kaçmayı planlar ve kaçarken işte Romanya bandıralı bir vapurla kaçarken yolda giderken yaşadıklarını Karlıkayın Ormanında adlı şiirde bakın nasıl anlatır. Bu bir kaçış hikayesidir. Karlıkayın Ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlı. Elini ver, nerede elin? Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Ben oradan geçerken biri amca dese, gel içeri, girip yerden selamlasam hane içindekileri. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak? Kayınların arasında bir pencere sarı sıcak. Yedi tepeli şehrinde bıraktım gonca gülümü. Ne ölümden korkmak ayıp, ne de düşünmek ölümü. Bir kaçış hikayesi. Şimdi Nazım Hikmet dedim ama Nazım Hikmet'in
ona bir torpil geçelim bugünkü programda. Onun ben bir şiirini daha okumak istiyorum. Çünkü Nazım Hikmet bir mavi gözlü devdi. Minnacık bir kadını sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Bahçesinde Ebru'li Hanım Ali açan evde. Bir dev gibi seviyordu dev ve elleri öylesine büyük işler için hazırlanmıştı devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını. Bahçesinde Ebru'li Hanım Ali açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Mini minnacık bir kadın sevdi. Rahata acıktı kadın ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin koluna. Bahçesinde Ebru'li Hanım Ali açan evin. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebru'li Hanım Ali açan ev. Dönemler bu üçünü ben hep zaten beraber düşünüyordum. Yani Yahya Kemal, Necip Fazıl, Kısa Kürek ve Nazım Hikmet. Şimdi her sanat alanı edebiyatın başka bir noktasına uzatmak istiyorum size. Edebiyatın başka bir yönden bahsetmek istiyorum. Her sanat alanı kendini başka bir sanat alanıyla besler. Kimi şiirler vardır. Sanki o şiirler bize bizzat ezgilerin künyesini verir. Buyurun. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın. Ya da ölürsem yazıktır sana kanmadan, kollarım boynunda halkalanmadan, bir günüm geçmiyor seni anmadan, derdine hep katlandım hiç usanmadan. Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan. Saadet benziyor boş bir seraba, düşüyor her seven gönül azaba. Gelmiyor çekilen dertler azaba, diyorum sebep ne bu ızdıraba? Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan. Efendim bunlar Orhon Seyfi Orhon'un şiirleri. Kendisi şiirlerindeki ahenk başarısından ötürü yazdığı şiirlerinin 20'ye yakını bestelenmiş. İşte Veda Buse'si adıyla bildiğimiz şarkı Yusuf Nalkese'nin Muhayyer Kürdi bestesi olurken, Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan adlı şiiri de Segah şarkı olarak Hayri Yenigün tarafından bestelenmiş. Şimdi artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Bezmimde kadeh kırdığım sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok. Faruk Nafiz Çamlıbel'in eşi rahatsızlanır. O zamanlar tanıdığı bestekar, aynı zamanda doktor Alaaddin Yavaşça'nın yanına gider ve ona danışmak ister. İşte eşim hasta, onu tanıdığınız, bildiğiniz, şöyle güveneceğimiz hocalarınızdan birine gösterelim der.
Bunun üzerine Alaaddin yavaşça hocalarından birinden randevu alarak işte Faruk Nafiz Çamlıbel ve eşi Azime Hanım'ı hocasının yanına götürür. İşte doktor bir takım tetkikler yapar. Daha sonra Alaaddin Yavaşça'ya doktor der ki kanser bütün vücudunu sarmış. Önce göğüste başlayan kanser bütün koltuk altını sarmış. İşte metastaz yapmış. Yani bu hastanın iyileşmesi çok güç ve kısa bir ömrü var der. Alaaddin Yavaşça bunu Faruk Nafiz Çamlıbel'e nasıl söyleyeceğini yani şaşırır, bilemez nasıl yapacağını, nasıl anlatacağını. Çünkü Faruk Nafiz Çamlıbel'in eşi Azime Hanım'ı ne kadar çok sevdiğini bilmektedir. Şair ruhlu deriz ya, işte Faruk Nafiz Çamlıbel tam kendi şair ruhuyla çok kırılgan bir insan. Velhasıl Alaaddin Yavaşça durumu işte sükunetle yavaş yavaş dili döndüğünce anlatır ve der ki Alaaddin Yavaşça, ben bunu Faruk Nafiz'e söylediğim zaman bana tek kelime bir şey söylemedi. Ama gördüm, yıkıldı. Esas yıkılışı çok kısa bir süre sonra eşi Azime Hanım'ın ölmesiyle katlandı. İşte haftalar sonra benim yanıma geldi Faruk Nafiz Çamlıbel. Cebinden bir kağıt çıkarttı. Şöyle katlanmış beyaz bir kağıt. Ve bana dedi ki, bunu bestelersen sevinirim. İşte ben şimdi ne zaman bestelediğim bu eseri dinlesem içimi hüzün kaplar. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Bezmimde kadeh kırdığım sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Buradaki bezim ve kadeh kırmak mecazen gönül kırmak anlamındadır. Burada da aslında şair şöyle demek istiyor. Sana olan sevgimi anlatmak için ne gönüller kırdım demek istiyor. Hani burası da öyle kadeh tokuşturmak falan değil. Burası da yazılışına uygun olarak açıklama yapmak istedim. İşte kimler gelmiş, kimler geçmiş Türk edebiyatından. Aslında gelip geçmemişler. Gelmişler, bir yerde vazifelerini yapmışlar ve güzel eserler bırakarak bize edebiyatın devamını sağlamışlar. Faruk Nafiz Çamlıbel'i aslında çok hüzünlü bir şekilde andık. Fakat o 1922 senesinde kendisi evet, 12 Mart 1922 Mart sabahında bulunduğu Ulu Kışla'dan öğretmenlik görevini yapmak için Ulu Kışla'dan Kayseri'ye 3 günlük bir yaylıyla, o zamanki tabiriyle yaylı at arabasıyla bir yolculuk yapar. Çok zorlu, çok zahmetli bir yolculuk yapar. İşte esas Faruk Nafiz Çamlıbel yapan Han Duvarları şiiri bu yolculukta görünür. Yani bu yolculuktan beslenir. 3 günlük bir yolculuğun öyküsüdür ve Türk edebiyatındaki en uzun şiirdir. 140 dizeden oluşur. Şiirde de en çarpıcı sözler o halk edebiyatı tarzında hani kaldığı kervansaray odalarında duvarda ismine rastladığı Maraşlı Şeyh oğlu adıyla yazılan dörtlüklerdedir şiir. Uzun bir yolculuktan bahseder.
Ve en sonunda da işte Maraşlı Şeyhoğlu der ki, aşığım derdime kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime kerem verem diyorlar. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Faruk Nafiz Çamlıbel de Türk edebiyatına damgasını vurmuş şairlerimizdendir. Şimdi sırada kim var? 25 yaşındayken bir kıza aşık olur. Kemalettin Kamil Kamu. Ve aralarında bir anlaşmazlık çıkar. Evleneceklerken bu ilişki biter. Fakat bu durum Kemalettin Kamil Kamu'yu o kadar çok etkiler ki ondan sonra hiç kimseyle evlenmediği gibi yalnız yaşamaya başlar. Ve işte o 25 yaşındayken çok sevdiği evleneceklerken son anda çıkan bir anlaşmazlık üzerine evlilikleri, ilişkileri biten kıza karşı özürlü bir irşat yazar. Bu aslında irşat hepimize olabilir. İnanın bir şair büyükse kesinlikle boşuna olmuyor. O bizim bir kelimenin içerisine kaç tane anlam sığdırarak bizim belki birkaç cümlede sarf ettiğimiz anlatmak için şeyleri onlar bir dizeye sığdırabiliyorlar. Sevgilim, güvenme güzelliğine. Senin de saçların tarumar olur. Aldanma talihin pembe rengine. Hayatın bir uzun intizar olur. Sevgilim, her insan doğarken ağlar. Çiçeklerle açar, sularla çağlar. Rehgüzar olur, bahçeler bağlar. Nihayet isimsiz bir mezar olur. Sevgilim senin de geçer zamanın. Ne şöhretin kalır, ne hüsnü anın. Böyledir kanunu kahpe dünyanın, dört mevsim içinde bir bahar olur. Evet, İrşad adlı şiirinden sonra da şu anda geldiğimiz, benim yani aldığım notlarda geldiğim yer, inanın Türk edebiyatında beni en çok etkileyen şairdir o. Çünkü 36 yıllık kısacık ömrüne birkaç kuşağın arka arkaya sığdırabileceği bir sürü yeniliği o 36 senelik küçücük hayatına sığdırmış. Orhan Veli. Orhan Veli Kanık, edebiyatın tanımını değiştiren adam. Edebiyat, duygu ve düşüncelerin estetik kurallar çerçevesinde dile getirilmesi diye tanımlanırken Orhan Veli ile bu tanım değişti. O estetik kaygılardan uzak bir biçimde şiirden vezini, uyağı falan hepsini kaldırdı, şiiri sokağa indirdi. Orhan Veli Kanık Türk edebiyatında büyük bir akım başlatmış, yeni bir devir açmış. Neden onu bu kadar farklı yapan nedir? Şiirlerindeki uslup konuşur gibi yazmış ve Türk edebiyatında o güne kadar güzellikler, estetik duygulardan bahsederken Orhan Veli Kanık şiire nasırı sokmuş. Ve Türk edebiyatı ayağa kalkmış. Türk edebiyatı ikiye bölünmüş. O yüzden bir dönem hem iyi hem kötü şöhrete sahip olmuş. Şiirde nasır mı olur demişler. Birazdan okuyacağız o şiiri size. Ama o bir garip Orhan Veli, Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içinde.
onun garipliği zavallılığından değil, ona tuhaf olarak bakılmasından kaynaklanıyor. Kitabe-i Sengi Mezar adlı şiirinde, mezar taşı yazısı demektir. Bakın nasıl bir şiir yazmış ve sanki konuşur gibi. Hiçbir şeyden çekmedi bu dünyada, nasırından çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmaz da Allah'ın adını ama günahkar da değildi. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Mesele filan değil, tu binat ornat tu bi kendisi için. Bir gece uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar götürdüler. Yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederlerdi elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular, asbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız kahve ocağında kendi el yazısıyla şu beyit kaldı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Tabii Orhan Veli bir tek bu şiirle değil. O neler neler yazmış ve onu aslında bu kadar farklı yapan o şiirlerinde kullandığı değişik sözler. Mesela Sere Serpe şiiri vardır. Biraz hani açık bir şiir gibi düşünülse de aslında o doğal olan bir manzarayı doğal bir şekilde kaleme almıştır. Konuşur gibi. Olmaz ki. Böyle de yatılmaz ki der. Abdurrahim Karakoç, kendisi çok büyük bir hiciv ustası Abdurrahim Karakoç ve o da hakla batılın davasını gütmüş bir dava adamı, yazdıklarında bir şairin mesuliyetlerinin ne olduğunun fazlaca bilincinde olan bir şairimiz. O diyor ki ben eğer bu kadar büyüksem bu benim farklı birkaç deyimimden kaynaklanıyor. Tıpkı Orhan Veli gibi. Nasıl Orhan Veli olmaz ki böyle de yatılmaz ki demiş. Ben de lambada titreyen alev üşüyor dedim. Beni farklı yapan oydu. Abdurrahim Karakoç'un Mihriban şiiri, orada da onun emin olun şu hani diyoruz ya edebiyat edepten ileri gelen bir edepten ileri gelir diyoruz ya işte Mihriban şiiri yazılmış sonra Musa Eroğlu'nun sazında can bulmuş işte şöhret ünü şarkının çok artmış. Tabii gazeteciler filan hemen Abdurrahim Karakoç'un yanına gitmişler. Demişler ki yani bu Mihriban kim? O da demiş ki Mihriban sarı saçlı değildi. Adı da Mihriban değildi. Benim gençliğimde yaşadığım bir aşktı. Ama şu anda ben onun ismini verirsem bu çok ayıp olur der. Yani şu anki böyle deşifre edilen, özellikle gözümüzün içine sokulmaya çalışan sevgi adı altındaki lakaytlığın karşısındaki böyle bir duruşu takdir etmemek mümkün değil. Mihriban şiirini okumadan olmayacak. Onu bir okuyalım biz. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım. Çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile.
sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Başa bağlanmış bülbül gülüne, pardon, boşa bağlanmış bülbül gülüne. Kar koysam köz olur tahammülüne. Taşa çalsam ezilmiyor. Şaştım kara bahtım tahammülüne. Taşa bassam ezilmiyor mihriban. Abdurrahim Karakoç gölgede olan adamın gölgesi olmaz der. Şiire ipotek konulmaz der. Sanatta sanatçı yanlı olmaz der. Ama bir takım tabii ki görüşlerini savunmak için dava adamı olabilir. Bunda bir beis yok. Yalnız taraf olamaz der. Şöyle taraf olabilir. Hakla batıl davasında taraf olabilir. Siyahla beyaz davasında beyaz olmak zorunda diye olması gereken bir şairin özelliklerinden uzun uzadıya bahseder, davalarına sahip çıkar. Ben onun şiir anlayışını çok, gerçekten çok beğenirim. Ve o birçok konulara değinmiş. Aslında kendisi bir hiciv ustası. Yani hiciv hamuruyla yoğrulmuş bir şair. Onun ne şiirleri var, Hakim Bey, Doktor Bey filan. Genelde insanların acılarını, halkın acılarını daha çok yazmış ve der ki her şiir bir roman gibi olmalı. Buyurun, roman gibi dediği İsyali Sükut şiirini size okumak istiyorum. Abdurrahim Karakoç'un. Gitmiş makama arzu hal için bey dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim, şey dedi, yutkundu, eğdi başını. Kapıdan dört büküm çıktı dışarı, gözleri çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa ki alttan yukarı, vay, vay dedi, yutkundu, eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü? Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. Masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü, gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ateş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi, yutkundu, eğdi başını. Yürüdü, kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy! Oy dedi, yutkundu, eğdi başını. Evet, tekrarlayalım. İnanın hiçbir kimse durduk yere büyük olmuyor. Ne dedik başta? Edebiyat anlatırken yaşamak demektir. Anlattığını yaşamaktır ya da yaşarken anlatmaktır. Tabii bunu etkili bir biçimde yaptığınız zaman bu sanata dönüşüyor. Türk Edebiyatı'nda çok değerli isimlerimiz var. Böyle damga vurmuş o kadar çok şiirimiz var. Evet, şimdi nerede kaldık? Evet, nerede? Abdurrahim Karakoç'tan bahsettik. Sözünü etmek istediğimiz şair...
Ben şimdi de sizlere şimdi sizlere Behçet Necatigil'in bir şiirini okumak istiyorum. Sevgilerde. Bu şiiri de dinlediğiniz zaman nasıl şiirde kelimelere birden fazla anlam yüklenebileceğini, aslında çok basitmiş gibi şiiri görürken sizi derinlere götürüp düşünmeye sevk ettiğini sonradan anlayacaksınız ki anlıyorsunuz. O da bizim Türk edebiyatımızın en ümitvar şairidir Behçet Necatigil. Der ki, ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Ve onun en çok bilinen şiiri Sevgilerde. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden ki siz böyle olsun istemezdiniz. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Şimdi de efendim Bekir Sıtkı Erdoğan'dan bahsetmek istiyorum. O Bekir Sıtkı Erdoğan bizim bir halk ozanımız, şairimiz, asker, çok yönlü bir sanatçı Bekir Sıtkı Erdoğan. Fakat onun da çok farklı bir durumu var. Bekir Sıtkı Erdoğan ismi her zaman şiirlerinden sonra gelmiş. Yani her zaman şiirleri onun isminin önüne geçmiş. Affedersiniz, evet. Şimdi bir şiir duyarsınız mesela, bir ses, bir ahenk. İçtenliği sizi böyle içine alır götürür. Öyle şiirler olur mesela. Sanki bu şiir benim için yazılmış dersiniz. İşte o size anlatan şiirlerde şiiri bir türlü unutamazsınız. Ama yazanı çoğu zaman düşünmezsiniz. Efendim kendisi Bekir Sıtkı Erdoğan da ismine onun aşinalık her zaman için eserlerinde, şiirlerinde olduğu gibi değildir. Ortak bir değer gibidir Bekir Sıtkı Erdoğan. Yani kendisi, evet, ortak bir değer dedim de o noktaya gelmeyi anlatmak istedim. O okuyucu ile arasında farklı bir gönül bağı vardır. Kendisi asker kökenlidir. O yüzden çok ilginç aslında. Şair ruhuyla bir asker disiplini veya karakteri çok örtüşmüyor gibi görünmesine rağmen kendisi şiirlerini yazarken hep askerlikten beslenmiş. Mesela Maria. Hani sustu Another Life gazinosu, şarkılar sustu, paletimde renk sustu, fırçamda şekil dediği Maria. Hancı, gurbetten gelmişim, yorgunum hancı, şuraya bir yatak ser yavaş yavaş mesela. Kendisinin dediğim gibi Bekir Sıtkı Erdoğan'ın olduğunu bilmediğimiz o kadar çok şiiri var ki, ama ben size Bekir Sıtkı Erdoğan'ın 1948'de Samsun'da Mart ayında başladı bu şiir.
Zaten Ağustos'ta subay çıktık ve şiir tamamlandı dediği Kışla da Bahar adlı şiirini okumak istiyorum. Kışla da Bahar. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı. Sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Ah çekerim resmine her bakışta bir mahzunluk var o boyun büküşte. Emin ol ki her sigara yakışta sanki duman tüter tütmez oradayım. Mor dağlara karargahlar kurulur. Eteğinde bölük bölük durulur. 10 dakika istirahat verilir. Tüfekleri çatar çatmaz oradayım. Aramıza dağlar girmiş, koskoca, meraklanma, gönlüm dağlardan yüce. Bir gün değil, 5 gün değil, her gece yatağıma girer girmez oradayım. Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde, sabır sebat etmez gönül yurdunda. Akşam olur tepelerin ardında, dağ güneş batar batmaz oradayım. Bahar geldi, koyun kuzu koklaştı, 2 aşık 4 senedir bekleşti. Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı, vatan borcu biter bitmez oradayım. Bekir Sıtkı Erdoğan. İnanın ben bunları seçmem çok zor oldu. Yani o kadar güzel eserler, o kadar güzel şiirler, o kadar değerli şahsiyetler var ki ben bu programı bundan daha kısa yapmam mümkün değildi. Yapamadım daha doğrusu, beceremedim onu. Mesela normalde şimdi Bekir Sıtkı Erdoğan'ın bir Maryasını da okumak isterdim ben, o da. Çok bilindik, çok sevilen bir şiir. Başka şiirlerini de okumak isterdim. Ama şimdi efendim Ümit Yaşar'dan söz etmeden olmaz. Ümit Yaşar ki onu anlatmadan asla olmaz. Daha doğrusu onu anlatmaktan ziyade onun şiirleri çok eser bırakmış Ümit Yaşar Oğuzcan. O kadar çok eser bırakmış ki. Fakat yaşamaktan çok ölümü sevmiş Ümit Yaşar Oğuzcan. İntiharlarıyla meşhur. Tam 22 kez intihar etmiş. Ve bazı insanlar acaba işte bu bir şey mi demişler, reklam mı demişler. Oğlu Vedat da bu durumları görerek öyle ölünmez, böyle ölünür diye genç oğlu Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etmiş. Ümit Yaşar'ın gerçekten şiirleri çok güzeldir. Çok derinliği olan şiirlerdir. Ama onun sizler için seçtiğim şiiri bir şarkı ki. Onu, evet, onu okumak istiyorum. Modası geçmiş bir şarkı bilirim. Eski günlerin hatırasını taşır. O şarkı ki yalnız senin dudaklarına yaraşır. En ümitsiz ve yalnız olduğum gecelerde o şarkıyı duyar gibi olurum. Ah! O şarkı söylensin, üst üste 5 defa deli olurum. Ah öyle bir şarkı ki, hatıralar boyu geniş, bir şarkı ki, vaktiyle dudaklardan düşmezmiş. Şimdi simsiyah rüzgarlar onu söylüyor. Şu mor dağın ardında yar söylüyor. Elbet her şarkı gibi o da bir gün unutulacaktır. Sesim güzel değil ki ben söyleyeyim.
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Son darbeyi yine senin ismin olacaktır. Didem Madak vardı. O da beni çok etkileyen bir şairdi. Ahlat Ağacı, Ahlar Ağacı. Ama ben şu anda artık evet, kapatmak istiyorum yavaş yavaş. Özdemir Asaf'ın Lavinyası'nı okumadan olmaz. Onu okumak istiyorum. Ve Atilla İlhan'la da kapatacağız artık. O bayağı olmuş. Affedersiniz. Bunu ikiye mi bölsek acaba? Bu programı çok uzun olmuş. Lavinyası. Özdemir Asaf'ın Lavinyası. Lavinia hayaldeki muhteşem sevgili demek. Ve bu şiir, yani uğruna yazılan bu şiir, ilham kaynağı olan kişi, her ne kadar şiirin sonunda seni gizleyeceğim dese de herkes biliyor ki bu şiir mevhibe, meziyet, Bayatlı'ya ithafen yazılmıştır. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. İnanın acaba bu programı ikiye bölsek mi diyeceğim ama canlı bir programı böyle yapma imkanımız olmaz herhalde. Cemal Safi ile Atilla İlhan'la kapatacağım ama Cemal Safi'yi düz geçmek istemiyorum. O da benim çok sevdiğim, daha doğrusu hepimizin çok sevdiği bir şair. Çok olmaz. Ben de kiminle pazarlık yapıyorum bilmiyorum ama olmaz diyorum ama sanki birinden pazarlık yapar gibi. Cemal Safi hani aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sensin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan diyen şair. Kelimelerin üstadı, hece şiirinin tek temsilcisi, Türk dilini en etkin ve en güzel biçimde kullanan şair. Yüreğinden şiir damlatan şair Cemal Safi, telefonda sen. Zekai Tunca tarafından bestelenmiştir. Onu da bir dipnot olarak geçelim. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun, telefonda sen. Sen ki konuşursun, sen ki konuşursun. Derdin ne kalır? Nasılsın diyorsun, telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun, telefonda sen. Sağlığını düşün, her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin diyorsun, telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer. Çilesin diyorsun, telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan.
Dostlar ne alemde? Çoluk çocuktan ne haber diyorsun? Telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sorma yoktu niyetim. O anda hapşurdum, çok yaşa dedim, beraber diyorsun. Telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakıp da saçımı kesti. Severdin diyorsun. Telefonda sen. Sevgi bu. İnsanı böyle yüceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerinde böyle yüceltir. Överdin diyorsun. Telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen üç gece, hepsi bu. Başka? Başka ne verdin diyorsun. Telefonda sen. Bu yıl kurak geçti. Baharda, yazda. Erik de olmadı, dut da, kiraz da. Neler söylüyorum lütfen, biraz da sen anlat diyorsun. Telefonda sen. Ne söylersen söyle. Sen ne dersen de. Anlat düşmanımı, düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun. Telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde akan, şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar merhamet diyorsun. Telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun. Telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah, mümkün olsa da bulup da gelsen, kendi ellerinle incecik dilsen, portakal diyorsun. Telefonda sen. Affedersin, bazen böyle saçmalıyorum, öyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal, hoşça kal diyorsun. Telefonda sen. Efendim, burada kapatalım. Atilla İlhan'a da bir şiirini okuyacaktım. Geçen program zaten Atilla İlhan'ı yapmıştık. Ya da okuyalım mı? Yönetmenime bakıyorum. Onu da okuyalım. Ve programımızı bitirelim. Hani önce bir insan durur. Sonra sokak. Sonra semt. Sonra şehir. Bir bakmışsın. Paldır küldür yıkılır bütün bulutlar. Hayatın her yönünü ele alan şairlerimiz burada da okuyucuya her gün okuyucuya burada herkes bir gün ölecektir mesajını veriyor. Her şeyin bir sonu olduğunu anlatıyor Atilla İlhan ve diyor ki an gelir. An gelir. Paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet, o eski heyecan ölür. An gelir, biter muhabbet. Çalgılar susar, heves kalmaz, şataraban ölür. Şarabın gazabından kork, çünkü fena kırmızıdır. Kan tutar, tutan ölür. Sokaklar kuşatılmış, karakollar taranır. Yağmurda bir militan ölür. An gelir, ömrün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. Ve an gelir, şimşek yalar. Masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Yürekler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada Pir Sultan ölür.
Son umut kırılmıştır. Kaf Dağı'nın ardındaki ne selam artık ne sabah, kimseler bilmezler neredeler. Namlı masal sevdalıları evvel zaman içinde kalbur ölür. Kubbelerden uğuldar baki, çeşmelerden akar Sinan. An gelir, la ilahe illallah, Kanuni Süleyman ölür. Görülmez bir mezarlıktır zaman, şairler dolaşır saf saf. Tenhalarında şiirler söyleyerek, kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar, an gelir Atilla İlhan ölür. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sevgiyle kalın.